Şöyle ilk önce telefon Adnan'a da anlattım. Telefonu açtım. Setten çıktıktan sonra o gün finalden Anladım, sonra. Kötüydün zaten bugün. Ne mesaj vardı ne arama vardı. Tamam. Sonra eve gittim. Eve gittikten sonra da baktım. Bir saat sonra falan herhalde tam hatırlamıyorum. Sistemkar bir mesaj bana. Anladım. Sana sistemkar mı? Yani işte gelseydin bilmem yani tam içeriğini Ha, anlatmak galaya istemiyorum. ajan geldi sen gelmedin. Doğru söylüyorsun. Ya tamam boş ver değerlendirmeye gerek yok. Yani sistemkar bir mesaj atmış. Ben de onun bilmediği ama bizim yapımın ve bütün dostlarımızın yaptığı şeyleri anlattım. Ulaşmak için. Ondan O sen sonra... kapısına gitme istedi. Ha? Sen kapısına gitme istedi. O tabii yani o Yani programdan çıkıp o... yanına gitmemi Ha. istedi. Ondan sonra ben de durumu özetledim, anlattım. En son konuşmamızda Hı. işte gelmeyecek misin dedim. Bilmiyorum dedi. Sen yoksan ben niye orada durayım? Kendimi daha fazla kötü gösteremeyeceğim Sen yazdı. buradaydın, Aycan yoktu Onur ya. Tamam, neyse ya yazsın. Ya bunları söylüyor abi. Söylüyor. Hayır, Ben sen buradaydın, görüyorum Aycan şu an. Tamam yoktu. bak ben görüyorum ama yüz yüze konuşamadığımdan daha fazla ileri gitmek istemiyorum mevzuları. Ya bunlar mesajlarım benim. En sonunda mesajlaştık bitti. Sabah 6'da kalktım bilerek. Servisini alma saatini biliyorum çünkü aradım. Dedim bindi mi servise? Dedi ki annesi çıktı. Hastaneye gideceklermiş. Bugün gelmeyecek dedi. Peki abi dedim. Sonra mesaj attım. Gelmemişsin. Gelmeyeceğini ve hastaneye gideceğini de şoförden öğreniyorum. Servis şoföründen öğreniyorum dedim. O kadar. Sonra da telefonu Cevabı? zaten kapatıyoruz biliyorsunuz. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunların neticesinde annesi burada, atası burada, başında, senle de burada. Senin de oturaklı olgun bir adam olduğunu da biliyor. Numaran da var. Neden annesi seni hiç aramadı? Onu da söyledim. Büyük bir ihtimal biliyorsunuz. Geçen hafta anne olaylarını konuştuk, ettik. Bundan dolayı da iletişimimiz yok şu an. Ondan dolayı bir tavırlı olmuş olabilir. Sen burada hiçbir şey söylemedin ki. Abi ben daha önce de söyledim. Hiçbir Eğer şey söylemedin buradaysa, ki. Aycan da buradaysa, annesi de buradaysa çıkar gelirler. Ama şu an Annesi oturur der ki şöyle... sen nasıl bir insansın der. Oturur demediğini bırakmaz sana. Aycan da gelir der ki Onur sen bunu yapmadın mı? Bunu yapmadın mı der. İkisi de içinden döker. Ondan sonra ne yapmak istiyorsa ona göre yapar. Ben Yalnız geçen bırakacaksın. haftaki olaylardan sonra şöyle bir Abi şey seziyorum sosyal ben. medyada paylaştıklarını biz gördük ya kızım. Geçen haftaki Böyle şeyler mi yapıyor? Olaylardan sonra şöyle bir şey seziyorum. Büyük bir ihtimal şimdi annesinin buradaki iletişimimizle alakalı durumlarını ben eleştirdikten sonra büyük bir ihtimal annesi bizim ilişkimize set koymuş olabilir. Ben sana bir şey söyleyeyim güzel kardeşim. Annesiyle hiçbir alakası yok. Ben sana bak bunu çok canı gönülden söylüyorum. İsteyen istediğini düşünsün. Annesinin set koymasını isteyen kişi Aycan'dır. Bu lafımı da unutma. Annesi Bu lafımı da yaz bir yere. Annesi set koymamıştır ama Aycan set koymasını istemiştir. İşin bahanesi de annesi olacak. Anneyi Anladın mı itti. güzel kardeşim? Ha, biz burada hepimiz ayrılık yaşadık. Hepimiz sıkıntı yaşadık. Hepimiz problem yaşadık. Adnan hala yaşıyor. Ki onun ailevi olayı çok çok büyük yani anladın mı? Seninki onun yanında devede pire kalır. Anladın mı? Ama onda bile reaksiyonlar böyle değilken o tarafta böyle olması kusura bakma da abi. Bu böyle yani. Bir de abi aile olarak şeye takılmışlar. Hani yanlışsa yanlış da Adnan. Sosyal medyaya ve öyle öyle. Ben ilk defa bunu bu hafta fanlara gördüm. Takılmışlar. Hafta sonu Aycan'ın devamlı attığı snapler, çektiği Instagram fotoğrafları. Abi o ne ya? Şimdi çok iyiyim. Merak etmeyin beni. Şu bunu kimseye söylemek gereksinimi yok ki. Hanginiz hastayken paylaştı ya bunu? Ya.